Merhaba. Bir cuma günü bir doktor, bir eczacı programı ile yine karşınızdayız. Bugün zayıflamakla ilgili konuşacağız. Bazı püf noktalardan bahsedeceğiz, işinizi kolaylaştıracak. Ben eczacı Zeynep Akbeyyamaç. Ben Doktor Asiye Akgün. Güncel ve herkesin ilgisini çeken bir konuyu bir de kendi bakış açımızdan bir kere daha Bilmemek yorumlamak istedik. istedik. Bakalım geleneksel ve tamamlayıcı tıp açısından zayıflamak nasıl ele alınıyor? Neler yapılıyor? Ama bütün zayıflama yöntemlerinin ortak noktası ne Zeynep? Giren çıkan dengesi değil mi? Yani girenler az olursa, çıkanlar fazla olursa insanlar Zayıflar. zayıflıyor. Yani bu dengeyi, yani yemeği düzenlemedikten sonra zayıflamanın doğal bir yolu yok. Tabii doğal olmayan yolları var. Ama doğal yoldan zayıflamak için mutlaka beslenmenin normalize edilmesi lazım. Ama burada normallik neye göre? Kafamıza göre değil, vücudumuza göre. Burada diyoruz, vücudumuzun sesini dinlemeyi, vücudumuzla bir ekip olmayı öğrenmeliyiz ki bir hayat boyu sağlıklı kalalım, bir Evet. hayat boyu fit ve formda kalalım. Evet. Kimsenin kimseye üstün gelmesine izin vermeyelim. Evet. Aklımızla ruhumuzu beraber çalıştıralım. Şimdi bedenin bazı ihtiyaçları var. Elbette her çeşit gıdadan belli miktarda tüketmemiz lazım. Bu gıdalar yaratıldığına göre kenarda dursun da bakalım diye Evet. yaratılmadı. Bize çeşitli faydaları var. Bizim bunlara ihtiyacımız var. İçerisindeki vitaminler, mineraller, bedensel, yaşamsal faaliyetlerimizin devam etmesi için çok önemli. Sesini dinlediğimiz sürece midemizi doyurmak aslında çok da tahmin ettiğimiz kadar büyük büyük gıdalarla, büyük miktarlardaki gıdalarla olabilecek bir şey değil. Çok daha basit. Mide dediğimiz organ küçücük bir organ. Evet. Neredeyse elimiz kadar. Neredeyse aynen öyle, elimiz kadar bir organ. Şimdi eliniz kadar bir organa verdiğiniz yemekleri şöyle bir düşünün. Oturun. Sabah ne verdim? Öğlen ne verdim? Akşam ne verdim? Ara öğünlerde ne verdim? Gece yatmadan hemen önce meyve, kuru yemiş, çay, Tabii kahve, ne verdi mi? Sadece katı yiyecekler olarak değil. sıvılar da Tabii ki aynı çünkü şey neticede bir kap geçerli. var ve Hepsi dolduruyor. sınırları Gittiği olan yer tabii. belli. Evet. Gittiği yer belli. Verdiklerinizi düşünün. Olayın mantığını baştan zaten anlamaya başlayacaksınız. Tabii burada geçen hafta bahsettiğimiz kandidalar, parazitler, diğer toksinler de çok büyük rol oynuyor. Çünkü Evet. bir müddet sonra beden dengesini kaybettikten sonra vücudumuzdaki floramızın sağlıksız olanları artık daha ağır basmaya başladıktan sonra iradeyi kullanmak ve bunları akılla mantıkla düşünmek biraz zorlaşıyor ve içeride başka bir güç sistemi ele alıyor, sürekli bizi yemeye zorluyor. Şeker istiyor, karbonhidrat istiyor, tatlı istiyor, süt istiyor, habire bir şeyler istiyor. Doymak zorlaşıyor, miktarlar yetersizleşiyor. İnsülin direnci dediğimiz şey çıkıyor ortaya, sık sık acıkmaya başlıyoruz. Acıktıktan sonra yemek yiyoruz, yemek yedikten sonra suçluluk hissediyoruz ve kortizol seviyemiz yükseliyor. Daha büyük bir strese giriyoruz. Kortizol seviyemiz yükseldikçe insülin seviyemiz daha çok yükseliyor ve beden bu sefer aldığı şeyleri depolamaya başlıyor. Çünkü ortada bir tehdit var. Kendimi güvence altına almak durumundayım ve depo yapmalıyım diye düşünüyor. Ve bu sefer işte onlar yağ olarak depolanıp hepsi bize bıngıl bıngıl et olarak geri dönüyor. Yani sistem kontrolden çıktıktan sonra inanılmaz yeni bir sisteme dönüşüyor ve buna müdahale etmediğiniz sürece su içseniz yarayabilecek bir vaziyete geliyor. Zaten kendinizde de bazen hissediyorsunuzdur bunu. Mesela hastalar diyor ki, eskiden ben yemeği keserdim, kilo vermeye başlardım. Artık yemeği kestiğim halde kilo veremiyorum. Su içsem yarıyor. Çünkü orada bedenin sirkadyen ritmi de bozulmuş oluyor. Ve kortizolle beraber insülin yükseliyor ve beden gerçekten aldığı her şeyi depolama eğiliminde oluyor. Dolayısıyla gerçekten su içseniz bile yarar vaziyete geliyor. Genel bozulmuş mekanizma bu şekilde. Ve şöyle küçük bir araya girmek istiyorum. Yani bunun anormal depolanmaları da söz konusu. Yani genelde biz kilo alma deyince vücudun genel olarak kilo almasını konuşuyoruz ama Oysa ki anormal, yani bölgesellikler aynı oluyor. mekanizmalarla
yine kilo alınıyor Evet. ama anormal depolanmalar olabiliyor. Mesela lipödem denilen bir şey var. Sadece vücudun altına depoluyor. İşte bunun evreleri var. İşte sadece kalçaya, dize kadar olan kısma, bileklere kadar olan kısma aşağıya doğru indikçe evreleri artıyor. Ve bu insanlarda az önce dediğim mesela psikolojik sıkıntılar çok daha fazla oluyor. Çünkü görünümde hani genel bir kilo değil, Elbette. üst tarafı tamamen normal gözüken bir insanken alt tarafı hakikaten Büyük bir orantısız bir kitle. şey, büyük bir kitle Evet. ve insanlar tabii hep şöyle suçlanıyor. Ne kadar çok yiyorsun? Sen gece gündüz yiyor musun? Ama az önce söylediğin hani dedin ya, orada strese giriyor. Stresle beraber vücut tehdit algılıyor ve her şeyi depoluyor hakikaten. Yani neredeyse yememe noktasına geldiği halde insanlar bir gram kilo veremiyor. Evet. Nedeni de o. Yani her şeyi depoluyor. Su içse, sadece su içse yaramıyor tabii ki. İlla zayıflıyor. Evet, Ama o veya ki işin hani normalde anlatmayı daha tabii hani daha ki. anlaşılabilir hale Evet. gelmesi için kurduğunuz bir Ama cümle her ama şey gereksiz gerçekten yere depoluyor mu? Evet, evet yani kesinlikle. küçücük bir gıda alımında bile hemen depo sistemleri aktifleşiyor. Bunu Evet. depolamıyor. Tehdit var ortada. Vücut sistemi basit. Tehdit varsa hemen kendisini Tabii savunmak için o zor sisteme günlere harekete ayağa girdiğinde evet. ayrılacak yani. Burada tabii şey de var. Hani rahat olduğumuzda harcadığımız miktarla para olarak düşünelim. Rahat olmadığımızda mesela şu an enflasyon var, değil mi? Diyoruz ki ihtiyaç Tedbir olmayan almaya şeyleri çalışıyoruz. almayalım. Evet. Kenara koyabilirsek nasıl olacak bilmiyorum ama Kenarına. koyalım. Ama en Kenarına azından koyacaksın. ihtiyaç olmayan şeyleri almayalım diyoruz. Şu an gerçekten Alamaya da harcamayalım diyoruz. biliyoruz çünkü. Alamaya da biliyoruz çünkü. Yani Evet. o gün şeyi konuştuk. Yani meyve yemeli miyiz, yememeli miyiz? Her zaman da yememeliyiz de geldik yani. Şey, ben de Instagram'da bir gönderi gördüm. Diyor ki markete gittim diyor işte 1 kilo portakal 1 kilo mandalina biraz C vitamini alayım dedim diyor sonra karar verdim eczaneye gidip C vitamini aldım daha ucuza denk geldi Kesinlikle. diyor. Halbuki ilaç Mantıklı. ucuz. Mantıklı. Yani burada bunu da belirtmek istedim. Yani bunun anormal hastalık denilen boyutları da var. Ve gerçekten mesela bir lipödem vakasında normal diyet yöntemleriyle onu zayıflatmak mümkün olmuyor. İnsanlara işte cerrahi yöntemler öneriliyor. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Mekanizma işliyor. Mekanizmayı düzeltmek lazım. O yüzden İşte bu tür belli bir kiloyu aşmış, çok uzun süreler kilolu kalmış insanlarda hani basit bir diyetisyenin verdiği diyetle zayıflamak genelde çok etkili olmuyor veya bir şekilde zayıflasa bile az önce konuştuğumuz konu kalıcı olmuyor. Evet. Şimdi burada biz Zaten kalıcı olması için evet, ne yapabiliriz de şiddetli konuşabiliriz. zayıflamaların ardından bir süre sonra kilolar geri alınıyor. Hatta çoğu hastada bunu gözlemliyorum. Eskisinden daha fazla kilo Evet. alıyor. Çünkü orada bozulmuş ve yerine gelmeye çalışmış bir denge daha şiddetli bir bozulmaya maruz Yani aç kalıyor. bıraktın kandidaları. O da madem Evet. aç bıraktın beni diyor. Yok etmemişsin çünkü onları. Aynen öyle. Dolayısıyla bulduğu zaman Saldırıyor. saldırıyor yani. Yani Evet. normal bir yemeğe dönemiyorsunuz. Hakikaten anormal bir yemeğe dönüyorsunuz. Evet. O yüzden burada hani niye kilo aldığıma da bakmak lazım. Gerçekten bağırsak problemim mi var? Ya da duygusal problemlerim mi var? Yani bunu çok söyleyenler de var. Mesela daha yeni gelen danışanlardan birisi. Ben duygusal yiyeceğim. Oturdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben duygusal yiyeceğim dedi. Her Evet. gerildiğimde yerim dedi. Benim bir annem de böyledir, babam da böyledir. Genetik Ailesel bizde olarak diyor. böyle genetik bizde diyor. Biz hepimiz yeriz diyor. Hepiniz şişman mısınız dedi. Hepimiz şişmanız diyor. Tamam yani hani öğrenilmiş bir şey var. Bir de bir gerçek de var değil mi Zeynepciğim? Yemek rahatlatır. Ama şöyle bir yan etkisi var. Küçücük Yediğin rahatlatır. zaman rahatlıyorsun. Bıraktığın anda rahatlık da bitiyor. O Evet. rahatlığı sürdürebilmek adına devamlı yemen lazım. İşte bu da sürdürülebilir değil. Mesela orada doymak bilmiyorsun dedin ya aslında doyuyor. Yani o midesindeki gerginliği Onu hissediyor. da fark O ediyor rahatsızlığı tabii. hissediyor. Ya da uygun olmayan gıdalar yiyor. Bağırsak florası düzgün değil. O gazı hissediyor. Ağırlık Alttan çöküyor, baş çıkarma, ağrısı üstten yapıyor. geğirme. Tabii ağırlık. Yani bütün bunları yaşıyor. Semptom geliyor da biraz ne yapıyoruz? Sesini Değil mi? kısıyoruz. Evet. Çünkü ne yapıyoruz? Her şeyden önce yani onlardan daha büyük ihtiyaç ne? Rahatlama Rahat, ihtiyacı. mutluluk, O huzur. rahatlamanın bedelini veriyoruz aslında. Sadece şişmanlık değil, o uzak bedel. Ama peşin peşin ödediğimiz bedeller var. Hemen yedikten sonra. Tüm bunları da hani aklımızda
yapmamız lazım dedi ki. Evet. Aklımızla da değerlendirmek lazım. Yoksa doyabiliyoruz hepimiz ama doyma sinyallerini almak istemiyoruz. Evet. Evet. Kesinlikle Peki öyle. nasıl kolay zayıflayabiliriz? İşte Senin nasıl tüyoların neler? benim tüyo, ben zayıflamak isteyen hastalarımda net bağırsak, bir bağırsaktan başlıyorum. Giriş çıkışlarla alakalı da şimdi ben gıda kesmeyi çok sevmiyorum abla. Herhangi bir şeyi yasaklamayı çok sevmiyorum. Çünkü yasak olan her şeyin gerçekten inanılmaz bir çekiciliği oluyor. Hastaya bir de sevdiği şeylerden mahrum bırakmayı da çok sevmiyorum. Sadece diyorum ki miktarında kısıtlama yapalım, süresinde kısıtlama yapalım. Günde iki öğün beslenmeyi zaten defalarca anlattık. Günde iki öğün beslenme önemli. Çünkü 8-16 saat açlık beden için çok ideal bir sindirme boşluğu. Şimdi o aralarda habire bir şey yediğimizde beden sürekli bir sindirim halinde oluyor ve bütün enerjisini oraya harcıyor. Yine beyinden sonra en çok sindirim sistemi enerji harcıyor. Burada sindirmek için harcayacağı enerjiden bir tasarruf etmek lazım. Devir tasarruf devri zaten nasıl her şeyde tasarruf ediyorsak organlarımıza da tasarruf Evet. edeceğiz. Şu hasta olduğumuzda iyileşmek de çok zor artık. Ciddi maliyetleri var yani. Hem gıdadan hem sağlıktan tasarruf. Şimdi orada ikinci mesele şu. Tek çeşit beslenmeyi tavsiye ediyorum. Diyorum ki bu öğün protein ağırlıklı beslen. Yine yarın karbonhidratını ye. Öteki gün işte yağ ağırlıklı beslen. Ama lütfen kral sofraları kurup her şeyden çeşit çeşit bol bol yeme. Az az ye. Tek çeşit ye. Ama güne bölerek her istediğin lezzetten tat. Kendini böyle kısıtlamalarla hani hayatı zayıflayayım derken kendine zehir etmeye gerek yok. Ama tek çeşit beslenme çok önemli. Yine aynı sebep. Vücudumuzdaki her gıda, her besin çeşidi, karbonhidrat, yağ, protein farklı organlarda sindiriliyor. Ve biz hepsinden birden aldığımızda bütün organlar, bu gıdalar ağzımıza girer girmez varlığı bedende hissedilir hissedilmez. Bütün organlar sindirmek için uğraşmaya başlıyor. Al sana enerji kaybı. Sonra bütün iyileşmek için, zayıflamak için, bilmem ne için harcamam gereken enerjiyi zayıflamak için, yediğim gıdaları sindirmek için harcıyorum. Gerek yok bu kadar yormaya. Bağırsak sağlığını çok önemsiyorum. Genelde Hindistan cevizi yağı, geçen hafta da anlattığım kandida parazit temizliği mutlaka zayıflamak isteyen hastalarda yapılmalı ki diyet yapmaya karar verdiyse de bu iş kolaylaşsın. İçerideki sesleri susturmak ve az önce söylediğimiz gibi kandida vücutta kalmaya devam ettiği sürece siz diyetinizi bitirdikten sonra o aynı gıdaya daha büyük bir arzuyla resmen saldıracak. Buna müsaade etmeyelim diye. Probiyotik kullanımını çok önemsiyorum. Bağırsağın doğru çalışması için orada yeterli miktarda bakterinin yeterli çeşitte olması gerekiyor. Hem çeşitliliğini hem sayısını artırmak çok önemli ama lütfen her probiyotik değil, ihtiyacı olan, bağırsağın ihtiyacı olan probiyotik. İnsülin direnci üzerinde çalışıyorum. Sürekli acıkıyor, sık sık acıkıyor. Yediğinden doymak bilmiyor. Az aç kaldığımda elim ayağım titriyor, çok kötü oluyorum, sinirleniyorum. Bu gibi semptomları yaşamaması için avokado yağından çok destek alıyorum bu konuda. Yine içinde probiyotik olan avokado yağından bahsediyorum. İnsülin direncini de iyileştirmek gerekiyor. Zaten bütün bunları yaptığınızda bir de bu kortizol seviyesinin spor yapmaya uygun olduğu saatler, özellikle 2 ile 5 arası, öğlen 2 ile 5 arası bu vakitlerde biraz egzersiz yapmayı başarabilirseniz, yürüyüş olabilir, pilates olabilir, kendi evde bir şeyler yapmak olabilir, bir miktar hareketle zayıflamak inanılmaz kolaylaşıyor ve konforlu bir hale geliyor. En nihayetinde de verdiğiniz kiloları almanız daha zor bir duruma geliyor. Çünkü bir taraftan kilonuzu verirken bir taraftan bedeninizi sağlığına kavuşturmuş Evet. oluyorsunuz. Evet. Aradan geliyor Aradan sesler. Siz onlara geliyor. bakmayın. Evet, çünkü bizim telefonlarımız aktif şu an. Hastalarımız arayabilir diye. Evet. Şimdi şöyle, aynı olay tabii ki farklı yaklaşımlar. Çünkü bir olayın çözümü için 1.000 tane çözüm Yol var. olabilir, yol var. Herkes kendi yolundan gider. O yüzden aslında bu çeşitlerin olması da güzel. Çünkü insanların da mizaçlarına uygun. Yani bu Haklı. yol bana kolay gelir, diğer yol diğerine kolay Evet. gelir. Yani o yüzden alet çantasını geniş tutmaya çalışıyoruz. Ki
Hani evet belki bu yol çok etkilidir ama bu yolu yürüyecek gücü yoksa o zaman biraz daha Başka bir yol. etkili, o az etkili olan diğer yolu önerebiliriz insanlara. Farklı kombinasyonlar sunmak için. Ama temel felsefe değişmez. Burada mutlaka hani bu şeylerde zaten kilo problemlerinde neredeyse %99'unda insülin direnci oluyor. Çünkü genel olarak karbonhidrat ağırlıklı beslenen insanlar oluyor. Yani çünkü çok hızlı bir şekilde kilo almak için gerçekten karbonhidrata ağırlık vermeniz gerekiyor. Çok miktarlarda sürekli ve sık sık almanız gerekiyor ki vücut bunu depolasın. Şimdi karbonhidrat zaten doğal olarak insülin direnci yapar. Ne demek karbonhidrat? Daha önce söylemiştik ama yine de önemine binaen bir kere daha söyleyelim. Vücutta glikoza dönüşen her şey karbonhidrattır. Yani rafine şeker içerenler, unlu gıdalar, sütlü gıdalar, patates, pirinç ve meyveler bunların hepsi karbonhidrattır. Dolayısıyla bakın normal hayatımızda da yani illa şişman olmamıza da gerek yok. Öğünlerimizin çoğu karbonhidrat aslında bizim. Hani buna uygun olan mizaçlar var, buna uygun olmayan mizaçlar var. Mizaçlarımızı da zaten bilmeyince bu sefer standart kültürümüze göre yetişiyoruz. Ama standart kültüre uymayanlar da sıkıntı çıkıyor. Biz Asyalıyız ve Asyalılarda A kan grubu yaygındır. Ama A kan grubu olmayan herkeste unlu gıdalar problem oluşturuyor. Ve var mı bu insanlar aramızda? Evet, çok Tabii insanlar canım. aramızda var. Ve dolayısıyla uymayan şekilde beslendiğimizde de problemlerle karşılaşıyoruz. O yüzden benim ilk yaptığım bir kere bir mizacını bil. Yani vücudumuzla hep ekip oluyoruz ya, mizacımıza uymayan gıdalar zaten tepki veriyor. Mesela diyorum ki A kan grubu olan birisine süt içtiğinde rahatsız oluyor musun? Oluyorum diyor. Bak diyorum yani oluyorsa vücudun diyor ki bunu içme. Ve buradan başlıyor mesela. Genellikle mutlaka ben bir eliminasyon. Hani sen sevmiyorum dedin ya. Ben hastaya diyorum ki senin mizacına uymayan gıdaları elimine etmezse kilo vermen hem yavaş olur hem de zor olur. Çünkü nedir? Yani mizaca uymuyor ne demek? Vücut onu alerjik bir toksin, alerjik bir gıda olarak algılıyor. Toksinler de ne yapar? Onu atmaya çalışır. Atarsa atar, atamazsa ne yapar? Depolar. Peki mesela bunu çok ağır bir toksin olarak algıladı. Hani radyoaktif bir madde gibi algıladı. Radyoaktif maddelere biz ne yapıyoruz? Plastik kutularda toprağa gömüyoruz. Direkt doğaya salmıyoruz. Niye zarar verecek diye. İşte vücudunda plastiği, Kemiğin sızdırması yağdır. Yani çok tehlikeli olarak algıladığı toksinleri yağ paketler ve sonra da karın bölgesine gönderir. Çünkü bizim genel çöplüğümüzde bu manada toksik çöplüğümüz karın bölgesidir. O oradaki organlardan kaynaklanan bir durumdur. Bağırsakların da orada olmasından kaynaklanan bir durumdur. O yüzden mutlaka diyorum ki mizacına uymayan besinleri elimine edersek, yani tam olarak kesmek, azaltmaktan bahsetmiyorum. Çok hızlı, güzel haftada 1-1,5 kilo gayet rahat verirsin. Bu konuda bir anlaşıyoruz. Su konusunda anlaşıyoruz. Suyu içmeden yeterli miktarda kilona uygun. Öyle 2 litre, 3 litre gibi standart şeyler yok. Yani senin kilona, ihtiyacına ve beslenmene bağlı olarak yeterli miktarda su içme konusunda da anlaşalım. Yani aynı dili bir Evet. konuşmamız lazım. Ondan sonra şu konuda karbonatın mekanizması, insülin direnci konusunda bilgi veriyorum. Diyorum ki sen sık sık acıkıyor musun? Açlık krizleri yaşıyor musun? Elin ayağın titriyor mu? Bunları yaşıyorsa insüline baktırmaya hiç gerek yok. O kişinin insülin direnci vardır. Herkesten zaten standart hemoglobin A1c isterim. Ve zayıflamak için gelen hastaların %90'ında hemoglobin A1c hep normal seviyelerin üstünde olur. Bu da insülin direncinin bir göstergesidir. Prediyabet yani böyle devam ederse ileride şeker hastası olacak. O zaman ne yaptığını söylemek istiyorum. Acıkınca ne yapıyorsun? Acıkınca hızlı çözüm isteriz. Yani şeker isteriz. Ya unlu gıda ya da bizzat tatlı bir şeyler yeriz. İşte diyorum ki tatlı gıdayı yedin. Hop 45 dakika içerisinde şeker seviyen Ne yükseldi. güzel Çünkü düşünmüş. sindirimi 45 dakika. Şimdi acayip hızlı yükseldiği için vücut ne yapıyor? Oo burada çok tehlikeli bir durum var. Hemen bu şekeri düşürmeliyim diyor. İnsülinin dozunu burada kaçırıyor. Fazla miktarda insülini pompaladığı için bu sefer şeker hızını alamayıp düşüyor ama başlangıç seviyesinin altına düşüyor. Çok hızlı ve daha düşük seviyelere düştüğü için de işte sizin burada elinizin ayağınızın titrediği durum oluyor ve acayip açlık krizleri yaşadığınız durum oluyor. Yani ne kadar karbonhidrat alırsanız o kadar hızlı acıkırsınız ve o kadar şiddetli acıkırsınız diyorum. Hani mekanizmayı da anlatıyorum. Bak diyorum bir tane tostu gömdün. Hatta aynen de böyle diyorum. Sonra hatta yarım ekmeğe tostu gömdün.
yağlı ballı tostlardan bahsediyorum. Malzemeden çalınmamış yani. 1,5 saat sonra şiddetli açsın diyorum. Ama sen bak 3 incir, 3 ceviz yedin. 4 saat boyunca toksun. Bak dedim miktara bak. Birisinde hani midemiz de küçücük ya. Mideyi tıkamasa doldurdun ve 1,5 saat sonra şiddetli açlık yaşıyorsun. Öbürkünde mideye girdi girmedi işte yarım bardak bir şey ama 4 saat boyunca toksun. O yüzden miktarla alakalı bir şey değildir açlık tokluk. Yediğinizin içeriğiyle alakalı bir şeydir. Yediğinizin kalori miktarıyla alakalı bir şeydir. Ben de şeye hani tattan taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani diyetteyiz diye böyle ot, çöp, tatsız, tuzsuz, saman gibi şeyler yemek zorunda Yani değiliz. hayattan zevk almayı engelleyecek Evet. şeyleri tercih etmiyorum. Kesinlikle. Çünkü biz niye zayıflatıyoruz hastaları? Daha mutlu olsun. Buna ihtiyacı var. Daha sağlıklı olsun. Daha mutlu olsun. Şimdi zayıflatırken de burnundan getirmenin bir anlamı yok. Bir de Tamam, deli sürdürülemez oluyor gelecekte tabii. biraz mutlu olman için bugününü zehir edeceğiz. Kusura bakma demenin bir manası yok. Aynen Bir öyle. taraftan dengeli bir şekilde, Aynen öyle. hani sistemi bozmayacak bir şekilde de zevk almaya devam etmesi lazım. Yani her hafta mesela çağırıyorum ben. Hem akupunktur, mutlaka akupunktur yapıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani kullandığım yöntem olan akupunktur zayıflatmaz. Zayıflatan her zaman yediğimiz, içtiğimiz. Ama akupunkturu niye kullanıyorum zayıflatmayan bir şeyi? Destek verir. Ne destek verir? Çünkü her zaman kısıtlama ne yapar? Strese sokar. Stresi engelleyecek noktalara. Yani antidepresan etki gösterecek noktalara uygulama yapıyoruz. Tabii kişiye özeldir bu. Herkes de aynı nokta olmaz. Evet. Çünkü bir kişi de A noktasından çalışır. Bir kişi de B noktasından çalışır. Zaten İhtiyaçlarımız da orada farklı tabii ki diyebilirim. değerlendiriyoruz. İkincisi metabolizmayı mutlaka hızlandırıyoruz. Üçüncüsü mesela hormonal nedenler olabilir. Hormonal noktalara müdahale ediyoruz. Reflüsü varsa mideye, bağırsak problemleri varsa bağırsaklara mutlaka mesela hani ekibin içerisinde olmaya ihtiyacı varsa masaj yapacağı tohum noktaları koyuyoruz vesaire. Yani akupunktur burada ciddi bir destek. Yani işi siz yapacaksınız ama ha gayret ha gayret diyen bazen yetişemediğiniz noktalarda poşetin bu ucundan tutan, yüke el veren bir destektir. Ama asıl her zaman nedir? Beslenmedir. Bir de her hafta almamın bir nedeni de şu aslında. Aslında neye ihtiyacın var? Bak vücudun sana her şeyi söylüyor. Hep şunu diyorum. Bak bu kadara ihtiyacın var. Kafana göre ben az yiyorum. Neye göre az yiyorsun? Kafana göre az yiyorsun. Bak diyorum 3 kişilik yiyen bir insan yediklerini %50 azaltsa kilo verir mi? Düşünüyor 1,5 kişilik yiyor hala. Vermez. Hatta kilo alır. Ama yarısını yemiyor. Yani 1 kilo yiyordu, yarım kilo yiyor. Evet. Ve nasıl zayıflamıyor? Çünkü sen kafana göre yiyorsun. Vücuduna göre yemen lazım. Hatta o 1,5 kişilik yiyen insan yine azalttı ve 1 kişilik yemeye başladı. Zayıflar mı? Hayır. O kadar Olduğu azaltmasına yerdedir rağmen öbeki olduğu yer. bence. Ben hiç kilo veremiyorum hocam diye gelir. Sen hiç kilo veremiyorsun. Niye? Çünkü bak çok azalttım. İçsem yarıyor. Hayır çok azaltmadın sen. Çok çok fazla Normale yiyordun. Şu an dönmeye normale başladı. geldin. Kendi normalini tanı, vücudunu tanı diye söylüyorum. Ahmet'e Mehmet'e göre değil. Hocam 3 öğün yiyor, etlisini sütlüsünü yiyor. Ona hiçbir şey olmuyor fit. Sen kocan değilsin. Senin vücudun ne istiyor? Senin ihtiyacın olan nedir? Doyduğunda doymayı bil. Yani açlık ve tokluğu kullanmayı öğrenmemiz lazım. Dedin yani Allah bir şeyi verdiyse bir kenarda dursun diye vermedi ki ya. Lüzumsuz da vermedi. Bu duyguları kullanmamız lazım. Mesela doyduğunda bırakmayı. Bir lokma da kalsın. Arkamızdan ağlamıyorlar çünkü. Yani bir lokma bile kalsa bırakın. Aynı bir çocuk gibi. Çocukların fıtratı bozulmadığı için çalışır. Onu yediremezsiniz ona. Veya açlık duygusunu tatmayı, açlık çok korkunç bir şey değildir. Tam tersi iyileşme mekanizmalarını tetikleyen bir şeydir. Lütfen açlığı hissetiyorum. Ama hep de diyorum da hani oruç tutanlar için diyorum. Sen iftardan önceki açlığı biliyorsun değil mi diyorum. Bak açlık o. Yani dili de ortaklaşa yapmak lazım. Çünkü çoğu zaman açlık burada oluyor. Evet. Acıkma hissi, mesela susama hissiyle bile karışıyor. Su içtiğinde geçiyor mesela. Veyahut da farklı hislerle karışıyor açlık. Onları da başka bir zaman konuşuruz. Gerçekten midenin açlığından bahsediyoruz. Burada mutlaka onu söylüyorum. Genel toks, özellikle kabız olan kişilerde kabızlığı çözmek lazım. Hani sadece kandida parazit değil, bir gideri de açmak lazım. Ondan sonra diyorum ki mevcut toksik durumu çözmek için özellikle uzun süreli kabız kalmış insanlarda
O zaman genel toksemiyi rahatlatmak için mutlaka ben kişinin fıtratına göre ve ihtiyacına göre İngiliz tuzlarıyla periyodik bağırsak temizlikleri ve sen probiyotik kullandırıyorsun mesela. Ben de probiyotiği direkt bağırsağa yerli. Ben direktçiyim. Yani direkt yöntemleri seviyorum. Diyorum ki direkt bağırsağa yerleştirirsin. Bağırsağa yerleştireceksen o zaman bağırsağa koyalım. Yani lavmanla direkt probiyotikleri, tabii ilk önce bir aylık bağırsak tedavisinden sonra, Evet. yani orası meşgulse, kötü mikroplarla doldurulmuşsa, sizin iyi mikropları vermenizin çok da bir manası yok. Çünkü gittiğinde oturacak yer bulamayacak. O kadar paraya aldığınız şeylerin hepsi tuvalete gidecek. Temizlendikten ve yeri açtıktan sonra bağırsağı o doz probiyotik mikropları kabul edecek hale getirdikten sonra da onları yerleştirmek. Yani aklın yolu bir kısaca. Yöntemler değişik. Girişi kısıtla, içerideki Çıkışı zararlıları aç. temizle, Çıkışı mutlaka aç. güzellerini yerleştir. Suyunu da iç. Suyunu iç ki çıkış Evet. gerçekleşebilsin. Zayıflayamayacak kimse yok. Ve mutlaka şurayı da değiştirelim. Yemek yaşamak için olmalı. Evet, zevk almak için de yiyeceksek o zaman yediklerimiz zevkli olsun. Bunu miktara bağlamayalım. Hakikaten bir gurme gibi. Gurmeler şişman değildir bak. Çok güzel şeyler yerler ama ağızlarında o tadı hissederler. O yüzden biz de ne yapacağız? Ağızda daha çok tat hissetmek istiyorsa çiğneyeceğiz. Çok hızlı yiyen insanlar da hem zayıflamakta zorlanırlar hem de çabuk kilo alırlar. O yüzden lezzete odaklanacağız, zevke odaklanacağız. Bunu miktarla sağlamayacağız. Evet. Ve böyle olursa zayıflamak çok kolay ve kesinlikle ve kesinlikle o süreci bir yaşamda değişim ve dönüşüm olarak algılarsanız, yemede, içmede, düşünmede ve bunu yaşamınıza adapte ederseniz bir daha da kilo almazsınız. Aslında o süreç sadece bir kilo verme süreci olmamalı, bir dönüşüm süreci de olmalı. O yüzden hani böyle bazen bu soruları niye soruyor, psikolojiye niye giriyor demeyin. Hayat bir bütünse, yaşam tarzınızı değiştirmek söz konusuysa neleri değiştirmemiz gerektiğini tespit etmek için sadece yeme içme değil farklı konularda da sorular gelebilir ve gelmelidir de. Evet, kolayca zayıflamanın yollarını anlattık. Dileriz kolayca uygularsınız. Evet. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.